Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban pazarlarında da hareketlilik devam ediyor. Ancak yetkililer uyarıyor çünkü dolandırıcılar kurban pazarlarını da mesken tutmuş durumda. Peki kurbanlık alırken kurban olmamak için nelere dikkat etmek gerekir? İşte yanıt. Hacı abi sana 12 lira. 12. Kurbanlık aldınız mı? Aldık efendim. Ne aldınız? Tosun aldık. Fiyatı ne kadar? 9,5 falan. Koç almayı düşünüyoruz kısmetse. Nasıl fiyatlar? Fiyatlar geçen senekine göre bayağı bir pahalı ya. Yani 4-5 bin lira bir fark var yani. Bayrama sayılı günler kala kurban pazarları hareketlendi. Türkiye'nin çeşitli illerinden getirilen kurbanlıklar pazarlarda satışa çıkarıldı. Kurban pazarının hem en büyük hem de en pahalı kurbanlığı bu. Erzurum'dan geldi. İsmi Dadaş. Tam 1400 kilo ağırlığında yani 1,4 ton. Boyu yani uzunluğuysa yaklaşık 3 metre, fiyatıysa tam 33 bin lira. Hangisini aldınız siz? Bu yerde yatanı aldım. Ne kadara? 10 bin lira 650. Ancak kurbanlık alırken kurban olmamak için bazı noktalara dikkat edilmesi gerekiyor. Yani dolandırıcıların ağına düşmemek için uyanık olmak gerek. Ben öncelikle cebimden fotoğraf makinemi çıkarır, bir selfie çekerim. Kulağına küpe olsun vatandaşların. Hayvanın kulağındaki küpe numarası o hayvanla ilgili tüm bilgileri içerecektir. Bu dönemlerde kalpazanlar ve dolandırıcılar da iş başında oluyorlar. Özellikle yaptıkları şu, mahalle arasında 2-3 tane büyükbaş hayvanı koyuyor ve piyasa aracının altında fiyatlar vererek kurban kesmek isteyenleri cezbediyorlar. Parasını aldığı vatandaşa diyor ki sana bir bayram hediyesi ikramım olsun. Bunu ben senin evine göndereceğim, adresini ver, nakli ücret de almayacağım. Akşamleyin o yere gelen vatandaşlar benim evime kurban gelmedi diye birbirlerine bakıyorlar. Bazen iki kurbanı 30 kişiye satmış olduklarını görüyoruz. Kalpazanlar sahte para vererek hayvan alıp ortadan kayboluyorlar. Durumun farkına varmayan satıcı da alışveriş yapan tüketiciye para üstü olarak o sahte paraları veriyor. Yani hem kurbanı satan hem kurbanı alan sahtekarların, kalpazanların kurban adayı durumundalar. Başakşehir'de kurulan kurban pazarında ise geliştirilen mobil uygulama sayesinde kurbanlıkların bilgilerine ulaşılıyor. Böylece hayvanın kurbanlık olmaya elverişli olup olmadığı öğrenilebiliyor. Buradaki bu hayvan kurban vasfı taşıdığını belirtiyor bu uygulamada. Evet. Kurbanlık vasfı taşıması için şu öndeki iki tane dişinin kalıcı kesici dişlerinin bulunması gerekiyor. Uzmanlar dolandırıcıların hedefi olmamak için belediyeler tarafından belirlenen yerlerde kurulan pazarlardan alışveriş yapılmasını öneriyor.